2. Kahramanlar ve kitle. Gerek bazı ülkelerin dağılması veya büyük sarsıntılara maruz kalmasının acı örnekleri, gerekse de diğer halkların iyi bir düşüncenin ürünü olan uyumlu ve düzenli hayatına dair mutluluk öyküleri sadece devleti yöneten şahısların, bakanlar, krallar veya milletvekillerinin icraatlarının sonucu değildir. Bunlar her vatandaşı ilgilendiren meselelerdir. Erkek ya da kadın Genç ya da yaşlı, şehirli ya da köylü, kas gücüyle ya da beyin gücüyle çalışan herkes bu meseleleri düşünmelidir. Ülkelerin güçlü veya zayıf, halkların gelişmiş veya geri kalmış olmasının altında yatan tek neden yöneticinin adil veya yetersiz olması değildir. Yönetici nasıl biri olursa olsun, iyi veya kötü, kahraman veya zalim, her zaman kendi halkının canından bir candır onun bir parçası, ruhunun yansımasıdır. Halk nasılsa onu yönetenler de öyledir. Bu yüzden de her halkın hak ettiği iktidarlara ve yöneticilere sahip olduğu eskiden beri söylene gelmektedir. Birçok insanın maalesef anlamakta zorlandığı bu önemli gerçeği ispat etmek ve daha da geliştirmek için felsefi ve tarihi anlamı olan eski bir tartışmayı hatırlatmama izin verin. Soru halkların tarihinin yaratıcısı kimdir? Devletlerin ve bütün insanlığın kaderinde hayati öneme sahip olan büyük olayları kimler harekete geçirerek yönlendiriyor? Belli kişiler veya İngiliz düşünür Carlyle'ın dediği gibi büyük şahsiyetler veya kahramanlar mı? Yahut bütün halkın ortak çabası, halk kitlelerinin sahip olduğu coşkulu veya pasif ruh hali mi? Carlyle, Kahramanlar adlı dikkate değer kitabında kahramanlık kültü ve kültürünü övmektedir. Ona göre halk kitleleri cansız bir balçık yığını olup heykeltıraş eli dokunmadığı sürece öyle kalacaktır. Fakat sonunda bir sanatkar, büyük bir şahsiyet veya kahraman, Sezar, Napolyon, Büyük Petro, Sokrates, Hazreti Muhammed ortaya çıkar ve bu balçık yığınına elini alarak ona çeşitli şekiller verir. İnsanlar veya kitlelerden istediğini yaratır. Cengiz Han, milyonlarca Moğolu Asya steplerinden toplayarak onların önderliğini yapar ve Çin, Hindistan, İran ve eski Rusya gibi ülkeleri fetheder. Amiensli Peter, bütün Katolik Avrupa'yı Kudüs'ü Müslümanların elinden kurtarmak için ayağa kaldırır. Luther reform hareketini başlatırken Neronlar ve Karakalalar eski romanın sonunu getiren şahıslar olarak tarihte yerini alırlar. Bismarck'ın ve Hohenzollern'in politikaları Almanya'yı korkunç sarsıntılara sürükler. Kısacası Carlyle'ın yaklaşımına göre bir halkın ve hatta bütün insanlığın tarihini belli kişiler ve güçlü iradeye sahip dahi insanlar, başka deyişle kahramanlar Ramsesler, Romullar, Temistoklesler, Lutherler, Bismarcklar vesaire şahsiyetler şekillendirir. Lev Tolstoy aksi yönde görüş belirtmektedir. Ona göre hayatı yaratan, yönlendiren ve bütün olayların nitelik ve akışını belirleyen güç belli kişiler, Napolyonlar değil, halk kitleleridir. Carlyle, halk kitlelerinin yere düşmüş saman çöpü olduğunu, bu çöpün yanıp kül olacağını ve çürüyerek gübreye dönüşeceğini söylüyor. Büyük insanlar ve kahramanlar ise gökten düşerek bu çöpü tutuşturan şimşek gibidir. Lev Tolstoy farklı bir tablo çizerek şunları belirtmektedir. Denizde yüzmekte olan büyük bir gemiyi hayal edin. Hareket halinde olan gemi önünde kuvvetli bir akıntı oluşturmaktadır. Bu akıntının gemiyi arkasından sürüklediğini söyleyecek birileri çıkar mı? Herkes akıntıyı geminin yarattığının ve ileriye doğru hareket ettirdiğinin farkındadır. Burada itici güç gemidir. Akıntı ise yüzmekte olan geminin gücünü yansıtan bir sonuçtur. Halkların gelişimi de bu şekildedir. İçinde hareket gücünün ortaya çıkarak artmaya başladığını hissettiği an halk ileriye doğru hareketlenecek ve kendisi yürüyecek önündeki akıntıyı da iterek hareket ettirecektir. Halk kendi içerisinden onun istek ve duygularına tercüman olacak önderler çıkartacaktır. Savaş ve Barış'ın yazarı Carlyle'ın kahramanı şimşekle kıyasladığını bilseydi muhtemelen şunları söylerdi. Büyük şahsiyet, kahraman gerçekten de şimşektir. Fakat halk kitleleri bir balçık veya bir ot yığını değildir. Halk içinden şimşeğin çıktığı bir buluttur. Bulut elektrik yüküyle dolduğu zaman şimşek çakar. İçerisinde elektrik olmayan bulutsa sadece su buharı birikintisidir. Şimşek çaktırmaz. Halk da bulut gibidir. Kimliğinde kahramanlık ve büyüklük ruhu yaşayan bir halk, büyük insanlar ve kahramanlar da yetiştirebilir. Sadece soğuk bir sisten ibaret olan halk kitlelerinin şimşek çaktırmasını ise hiçbir güç sağlayamaz. İlk bakışta tarihte kahramanların rolüne ilişkin bu iki yaklaşım, şahsiyet, kahraman ve halk, kitle arasındaki herhangi bir uyum olduğu kesinlikle söylenemez. İki görüşün birbirini tamamen dışladığını düşünerek ya Carlyle'ın ya da Lev Tolstoy'un haklı olduğu şeklinde bir sonuca varmak çok olasıdır. Carlyle ve Tolstoy'un fikirleri arasında tezat varmış gibi görünse de, aslında bu iki görüş birbiriyle çelişmeyip tam aksine birbirini tamamlamaktadır. Bu konuyla ilgili değerlendirme yapılacak olursa, kullanılması gereken bağlacın ya ya da değil, hem hem de olması gerekmektedir. Hem Carlyle hem de Tolstoy doğruyu söylüyorlar. Bu iki görüş aynı medeni paranın iki yüzü tek ve büyük bir gerçeğin iki değişik ifadesi gibidir. Kahramanlar kitleye ilham vererek onu ateşlerken, bu ateşin kaynağı halk kitlelerin içinden çıkan alevin kendisidir. Bir büyüteç düşünün. Özel yöntemle yapılmış olup bu sayede dağınık güneş ışınlarını aynı noktada toplayabilmektedir. Sonuçta binlerce güneş ışınının enerjisinin odaklandığı tek bir nokta ortaya çıkar. Bu parlak nokta ağacı, taşı ve demiri yakabilir. Halkın içinden çıkan her büyük şahsiyet, yakıcı güce sahip birer büyüteçtir. Bu büyüteç, halkın en güçlü yönlerini ve zekasını kendi kişiliğinde birleştirerek hem kendi halkını hem de diğer halkları temsil eden milyonlarca insanı ateşlemektedir. Fakat gökyüzü bulutluysa ve atmosferde güneş ışınları yoksa, hiçbir büyüteç kar tanelerini eritmeye ve bir damla suyu ısıtmaya muktedir olmayacaktır. İsviçre peyniri sadece dağlardaki otlarla beslenen Hollanda peyniri ise bu ülkenin zengin meralarında otlayan ineklerin sütünden elde edilmektedir. Bu peynirler üretildikleri ülkelerin raihası, özüdür. Napolyon Fransa'da doğabilirdi. Fakat barışsever Çin'de bir Napolyon dünyaya gelemezdi. İngiltere doğanın temel kanunu olan yaşam mücadelesi öğretisinin yaratıcısı Darwin'i, Rusya ise kötülükle mücadele edilmesi gerektiği fikrini savunan Lev Tolstoy'u yetiştirdi. Başka türlü de olamazdı zaten. Her zaman ve her yerde böyledir. Almanya'yı dünya savaşına sokan etken 2. Wilhelm değildi. Bunun nedeni Almanya'nın kaba ve vahşi ruhunun Bismarck, Wilhelm, Hindenburg ve Rorbach gibi şahsiyetlerde tecelli etmesiydi. Roma'yı Neronlar, Karakalalar ve Komoduslar dağıtmadı. Aksine uzun ve yıkıcı savaşlar nedeniyle ruhu cılızlaşmış, maneviyat yoksunu Roma halkı, ahlak yoksunu tiranları ve cellatları iktidarın zirvesine çıkardı. Her konuda ihtiraslı olan İspanya tarihe Loyola'yı ve Engizisyon'u hediye ederken, Almanya bir taraftan Kant'ı, diğer taraftan da Krap'ı yetiştirdi. Her halkın içinden hem büyük şahsiyetler hem de aşağılık insanlar çıkabilmektedir. Bunlardan hangisinin iktidara geleceğini belirleyen temel etken halk kitlelerine hakim olan ruh halidir. Halkın sahip olduğu değerler nelerdir? Zekası, iradesi ve vicdanı gelişmekte midir? Yoksa zehirli otlar sarmış gibi çürüyerek yok mu olmaktadır? veya zavallı utanç verici bir mevcudiyet için mi sarf edilmektedir. Burada hepimizin hayatı ve çalışmaları sorgulanmaktadır aslında. Kendi ülkemizde ne işle meşgulüz? Halkımızın kaderinde nasıl bir rol üstleniyoruz? Güney ülkelerinde mercan adaları bulunmaktadır. Mercanlar özel taş yığınlarıdır. Çok küçük poliplerin vücudundan çıkan Minik parçalar gözle görülmeden büyüyerek üzerinde insanların yaşayabildiği adalar silsilesine dönüşmektedir. Diğer taraftan Güney coğrafyasında insanlar için gerçek bir bela olan küçük karıncalar da yaşamaktadır. Bu karıncalar evleri ve mobilyaları bile yiyerek insanları yurtlarından kaçmak zorunda bırakmaktadır. Ülkemizde yapacağımız işlerin sonucu ve niteliği nasıl olacak? Yaratıcı mı yoksa yıkıcı mı? 2 milyon nüfusa sahip küçük ve fakir bir ülke. Devletin kudreti, ulusun refahı ve şerefinin belli kişilerin ve yöneticilerin değil, halkın ve vatandaşların iradesine bağlı olduğu gerçeğine en iyi örneği oluşturabilir. Avrupa'nın kuzey ucunda yer alan bu ülkede iklim serttir. Sık sık yağan yağmurlar, sürekli sis, bazen baharın sonunda bile etkili olan soğuk ve dondurucu hava. Ağustos'ta gelen erken kış, Toprak verimli değil. Çünkü ülke satkının büyük bir kısmı taşlık ve kayalık çorak arazilerden ve alçak, bataklık ovalardan oluşmaktadır. Doğal kaynaklar hemen hemen hiç yok. Zirai faaliyetler ve çiftçilik çok zor şartlarda yapılabilmektedir. Hiçbir zaman kendi bağımsız devleti olmayan ülke halkı sürekli komşu halkların egemenliği altında yaşamıştır. Bu ülkenin adı Finlandiya'dır. Burası Finlandiyalıların toprağıdır. Finlandiyalılar, hararetli bir sevgiyle bağlı oldukları soğuk ülkelerini Fin dilinde bataklıklar ülkesi anlamına gelen Suomi ismiyle anmaktadırlar.